İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Sizlere şu anda Balıkesir Huzur Evi'nden sesleniyoruz. Bayramın ikinci günü sevgili seyirciler. Gelelim huzur evinde yaşlılarımızla, huzur evi sakinlerimizle böyle bir bayram söyleşisi yapalım istedik. Ve şimdi burada nöbetçi arkadaşımızla birlikteyiz. Sizi bir tanıyalım. Melakettin Eldemir, nöbetçi amirim. Evet. Nasıl geçiyor bayram huzur evinde? Güzel geçiyor. Yaşlılarımızla birlikte işte evet. Seyrediyoruz. Dün birinci gündü. Çok daha belki de gelen giden çok fazlaydı değil mi? Ziyaretçi olarak yaşlılarımızla. Evet, dün daha fazlaydı gelen gidenler. Bugün de yine ziyaretçiler biraz seyrek, var evet. Ama biraz daha seyrek. Evet. Ne yapıyorlar bayramda yaşlılarımız? İşte yaşlılarımızın hal hatırını soruyorlar, bayramlaşıyorlar. Evet. Genelde bizim de normalde vatandaşlarımızdan istediğimiz daha sık gelip de ziyaret etmeleri bizim açımızdan çok daha iyi olur. Evet. Peki biz şimdi kimisi bazıları dışarıda hava güzel olduğu için bazıları içeride biz işte. Yaşlılarımızla bir sohbet edelim biraz. Tabii. Onlarla tabii. Müsaadenizle olur, tamam. Tabii. Peki çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler bahçede bankların üstünde oturan huzur evi sakinleriyle birlikteyiz. Radyo dinliyorsunuz. Evet. Radyoyu çok mu seversiniz? Evet. Evet. Hep sürekli radyo mu dinlersiniz? Sizi bir tanıyalım bakalım. İsminiz nedir? Kemal, Çanakkale'liyim. Kemal, Çanakkale'li. Öyle mi? Ne kadar süredir burada? Üç seneden beri. Balıkesir Huzur Evi'ndesiniz. Uçaktan geldim. Uçaktan da üç sene oldum. Üç sene orada kaldım. Evet. Kiminiz kimseniz yok mu amca? Var var. Var mı? Nerede? Uşak'ta mı? Oğlan Kayseri'de. Kayseri'de mi? Bayramlarda gelip gitmiyorlar mı? Uzak değil. 18 saat diyor. Evet. Ne bu Kayseri'ye yakın bir huzur evi yok muydu? Çanakkale'de oluyor huzur evi. Çanakkale'de? Oluyor. 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 Oraya geçeceğim diyorsun. Nasıl burada, nasıl geçiyor günlerin? İyi geçiyor. Bayram nasıl geçiyor? Bayramda biraz... Bayram iyi geçiyor. İyi mi geçiyor? İyi geçiyor. Peki. Allah sana nice uzun böyle sağlıklı günler versin. Radyola daha çok türkü mü, şarkı mı ne dinliyorsun? Şarkı dinliyorum, şarkı. Sanat müziği mi? Evet. Evet. Haberleri de dinliyor musun? Dinliyorum, dinliyorum. Peki eski alışkanlık değil mi? Eşim. Peki. Burada bir amcamız var. Seni tanıyalım. Sındırgı. Sındırgılı mısın? İsmin nedir? Mustafa Aslan. Mustafa Aslan. Evet. Kaç yıldır buradasın? Bayağı 8 sene öyle oldu. 8 sene oldu. Var mı çoluk, çocuk, akraba, hısım? Yok, yok. Kimse yok mu? Kimse yok. Hemşerinin oğlu var. Edremit'te. Kız kardeşin. Memirim. Kız kardeşinin oğlu. Evet. Yani dayısı oluyorsun. Evet. Geliyor mu zaman zaman? Arife gün gittiler burada. Arife gün geldiler değil mi ziyarete? Geldiler. İyi maşallah gelip ziyaret etmişler. Bayramlarda biraz böyle gelip giden olmazsa biraz hüzünlü mü oluyor? İyi işte. İyi geçiyor bayramını. Nasıl geçiyor günleriniz burada? Neler yapıyorsunuz? Hiçbir şey yaptığımız yok. İşte oturuyoruz, yatıyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yalnız başına evde olsan, böyle muhabbetçi de yok. Daha çok canı sıkılmaz mı? Sıkılmaz mı abi ya? Dramatik öyle geldik buralara. Burada muhabbetçi var mı? Var. Anlaştığın, akıştırdığın. Akıştırdığımız arkadaşlar var. Var değil mi? Var. Peki gelip giden çok oluyor mu bayramda? Oluyor. Huzur evine. Gelmez mi? Gelen. Herkes düğünden beri akışıyor böyle. Akışıyor değil mi? Hı. Biz de işte gelelim bayramda bakalım sakinlerimizi, huzur evi sakinlerimizi, yaşlarımızı bir ziyaret edelim istedik. Ve geldik. Hı. Söylemek istediğim bir şey var mı buradan? Yok. Ne isteyeyim? Sağlığınız isteyeyim. Bir sıkıntın, bir herhangi bir problem, hiçbir şey yok diyorsun. Yok yok Allah'a şükür. Rahatız. Memurlarına rahatımız iyi. Evet. Peki burada iki amcamız daha var. Onların yanına da bir geçeyim ben. Evet. Şöyle aranıza oturayım ben sizin. Evet. Seni bir tanıyalım bakalım. Benim neremi tanıyacağım? Benim bir önce ismini alalım ama şöyle yüzün görünsün. Şapkayı kaldırayım ben. Neredensin sen? Bigadiş'ten. Bigadiş hangi köyü? Yağcılar. Bigadiş Yağcılar. Aşağı Göcek, Dumdağcık. Tam anlayamadım. Aşağı Göcek, Dumdağcık. Ana yolu Aşağı Göcek'in camının kıyından geçiyor. Evet. Yağcıların yakınında diyorsun. Yakınında Aşağı Göcek var. Evet. Aşağı Göcek'in yakınında. Yağcıları biliyoruz da sizin köyü bilemedik. Aşağı Göcek'ten geçiyor işte. Yağcılardan geçtim Aşağı Göcek'ten geçiyor.
İşte yağcıları bildiğimizden yani öyle pek fazla da gitmedik ama biliyoruz yani. Büyük olduğu için orası. Evet, evet. Peki ne zamandır buradasın? 6-7 seneden bu adı. Yok mu kim kimse? Var, iki kız var ama gelmiyor ne? Teyze, yenge vefat mı etti? O 6 sene oluyor vefat etti. İşte o vefat ettikten sonra ben kendi kendime bakamam dedim, buraya mı geldim? Öyle bir gün aç bir şey yedim, iki gün aç bir şey yedim, olmayacak buldum, bari gittim. İki gün aç pişirdim diyorsun, biraz belki anlaşılmamış olabilir, ben buradan anlıyorum. Hı-hı. Ama baktın olmayacak, sadece aç pişirme değil ki. Yatak yattığın yataklar var, giydiğin çamaşırlar var, her bir sürü iş. Onları yaykarım ben de, yalnız gel. Yemek yapamam diyor. Yemek yapamam. Bir de köyde miydin orada sen? Köydedim. Bir de köyde de gerçi eş dost vardır, konu komşu vardır ama. Ama seninle alakadar olmaz ki herif. Sen işindesin. Bu iki kız nerede ya, neden gelmiyor? Biri aşağı gıcıkta, biri de Balatlı'da, Deo'da. Gelin orada onlar. Ha. Hiç mi gelmiyorlar? Neden küstüler sana canım onlar da? Hiç babaya insan küser mi? Küser. Neden? Küser. Neden olacak? Gelmedi din küsüyle işte. Dünya malı için mi? Yoksa böyle sen onlara bir şey mi söyledin? Ondan mı küstüler? Dünya malı için. Sırf para pul için diyor yani. Para pul için değil, para pul. Mal için. Para pulu ben bu da kazanayım. Onlara vereyim ta. Evet. Onlara mı veriyorsun? Onlara vereyim 500 lira. Böyle olduğu halde mi gelmiyorlar? Gelmiyorlar. Yani? Allah, bayramda da gelmiyorlar mı? Gelmiyorlar. Şimdi bak, seni buradan tanıyan varsa, onlara, o kızlarını da tanıyan varsa buradan onlara mesaj gönderirim. Gelsinler canım, niye gelmiyorlar yani? Bayramda da gelmez mi insan? Gelmez. Geçen ben de salam yolladım aşağı köprüden. İnerken Balak'tan bir karı vardı da. O karıca salam yolladım. Yalnızdım, Mehmet'in yanında tımardım. Döver bir de... Ha, kocası göndermiyor diyorsun sen. Kocası göndermiyor. Şimdi buradan ismini verelim diyeceğim ama vermeyelim. Senin ismini verelim. Neydi, bir daha tekrarlayalım ismini. İsmail Gömez. İsmail Gömez. Buradan aşağı Balat mı? Balatlı. Balatlı köyünde. Evet. Tanıyanlar varsa damada söylesinler, göndersin. Geçen bir araba kuzu yolladı. Koyun güttürüyor o. Kime koyun güttürüyor? Hanımına mı? Senin kıza mı? Benim kıza. Koyun güttürüyor. Allah Allah. Bir araba adam onu imandan bir araba kuzu sağdı da yolladı aşağı. Şimdi sen kızını göndermediği için ondan muzdaripsin. Yani hakkını helal etmezsin gibi geliyor bana. Hakkımı helal etmem de. Hı. Ona ben satı hakkımı helal etmedim. Benim 500 kiremi de aldı da ev üstüne koydu. Evi kaldı o dekora. Buna rağmen bütün bunları yaptı. Buraya gelip kızını göndermiyor yani. Göndermeyin. Allah Allah. Göndermeyin. Hiç dünya malı için, 3-5 kuruş için insan babasını üzer mi? Peki kız gönderse gelir mi? Kız gelebilir mi yalnız buraya? Adamından gelecek yahut kızından birinden gelecek. İskere gidecek olanı var. Peki o oğlan torun demiyor mu ya, biz dede, anne dedeye gidelim diye? Gitmez, gelmez. Sen ne yaptın, kötülük mü yaptın bunlara canım öyle? Yaptın da zannetmiyorum. 6 sene okulda doğdu da bir imzasını atamıyor. Ne iyiliği yapacağım amına? Bir imzasını atamıyor. Buna ne iyiliği yapacağım ben? İşte yaptım iyiliği. Okudun diye yolladım. Ne yapacağız daha buna biz? Yani insanın aklı almıyor tabii. Kızı burada iki adım yerde baba var. Bayram geçiyor. Bayramda ziyarete gelmiyor. Gelmez. Nasıl bu kadar insanlar böyle olabiliyor? İnsanın aklı almıyor. Yürekli duruna. Yürekli duruna gelmez boruna. Senin var mı kimin kimse? Var ya, gelmediler yakında. Seninkiler de mi gelmiyor? Geliyor bu geçen. Bak diyor ki onunkiler geliyor diyor. Ramazan girince geldi bu da. Tamam, senin geliyor. Ama şimdi bak, amcanın hiç gelmiyorlarmış. Yani damat diyor hiç göndermiyor diyor. İyi ya. Sen mi verdin onu gelip işlerine? Ben verdim. Kendi elinle verdim. Bir de bak şimdi de gelmiyorlar. Kendi elimle verdim. Hinci benden düşman. Allah Allah. Ya ne düşmanlık. 3 günlük ömür. Bu. Ne düşman biliyor musun? Hı. Ben onu da söyleyeyim sana. Kiremitleri oraya koydu. Ben dedim 50 lira para ver. Paranın içinden dedim. Kalanı sen dedim. Veremeyeceğim dedi. Ondan
bana küs, ben de ona küsüm. Ya bir insan bir 50 lira için kayınpederiyle. 50 lira için gözleri açtı canım. Yok, vermedi parayı. Sabahladım, panganın yanına geldim. Ama sen yine bir yerden emekli misin? Emekli olsam ne var? Emekliliğin falan yok Emekliliğim mu? Yok benim. Hiçbir sosyal güvencen yok? Yok. Ama yine de senin o sosyal güvencen olmasa da senin o gözlerini hastanelerde yapılması gerekiyor. Gelmedi işte. Hayır, hayır, senin müracaat ettiğinde öyle değil mi? Melekettin Bey var orada. Yani bunların sosyal güvencesi olmasa da bu tip tedavileri yapılıyor. Öyle bir şey var çünkü. Yeşil kart olayı var, şimdi o değişti. Yeşil bütün herkese kart, bakılıyor. Yeşil kart değişti. Değişti şu anda. Durup durup o da. Devletçe karşılanıyor. Her türlü şeyler karşılanıyor. İnce gözlem Ali. Orayı hemşerilerle yanına vardım. Ben gözlem sulanacak. Var ama şimdi bak diyor ki. Parası yer. Ben 8'den gelme para verdim da. Hayır bir dakika. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle. Bütün herkesin. Herkes eğer sosyal güvencesi yoksa Sosyal Anlaşma ve Dayanışma Vakfı'na müracaat ediliyor. Şey bildiriliyor. Gelir testi yapılıyor ve sizlere bakılıyor. Bunu siz müracaat edin. O şekilde yapılsın. Tamam amca? Müracaat et. Para değil. Para. Doktor. Para. Ama devletin hastanelerinde o olmaz. Neyse ama esas seninkisi öbür hallolur. Esas seninkisi burada senin kızlarının bu yaşta senin burada olduğunu bile bile gelmemeleri bana göre daha kötü bir durum. Sen nerelisin? Dursun Bey. Dursun Bey hangi köyünden? Sağırlar. Sağırlar. Dursun Bey Sağırlar. Sağırlar misafiri iyi ağırlar. Ağırlar. Ağırlar mı? Çok ağır. Peki ne zaman geldin buraya? Bayağı oldu. 10 sene olmuştur. Kendi isteğinle mi geldin? Geçtiler, birader geçti. Naha geçtiler buraya da. Evet. Köyde ama bakana... ama burası öyle, yani biz daha önceki yıllarda da program yaptık burada. Burası o kadar yani öyle, bakana... ya niye geliyorum, niye ediyorum diyecek bir yer değil ki. Burada bak eş var, dost var, arkadaşlar var, bakım var, yemek var, şey var. Hepsi var canım. Var değil mi? Var tabii. Ama gücüne mi gidiyor insanların buraya gelmek? Ne gidemek istiyorsun? Bakım iyi burada. Ama bazı insanlar ben huzur evine gitmem diyor mesela. Bilmem ben. Alışmadı da ondan öyle değil. Alışmadı, huzur evine alışmadı ondan öyle değil. Yani, alışmayanlar diyor öyle. Alışmayanlar diyor. Alışsa demez diyor yani. Alışsa o da aş var, ekmek var, çamaşırın yani her şeyin oluyor. Yani sen şu anda çok memnunsun burada. Memnunum ben. Bak memnun. Memnun olmayacak bir şey yok ama... Senin manevi anlamda memnuniyetsizliğin var. Üzüldük şimdi biz de. Evet. Bunu duyunca insan şu 3 günlük dünyada 50 lira için, 100 lira için, mal mülk için baba terk edilmez. Edilmez. Edilir mi? Edilir. Edildi ya işte ediliyor. Beni ettikleri için diyor edilir diyor. Edilir, beni ettikleri için edilir. Bak 14 senemi ne oluyor? Bir gün sonra damat geldi Göcekli. Eline 100 lira para verdim gitti. Bitti hata gelmedi. Ha daha senden para istiyorlar. Senin para... maaşın yok, şeyin bir şeyin yok be amcacığım. Benim zepsacı geldi mi zepsen almayınca gitti param. Ya. Neyse. O biraz onun şeyi üzüntülü, moralimiz de bozuldu tabii ki. Bunu duyunca insan bayram gününde böyle şeyi duyunca üzülüyor. Evet. Ama inşallah bunu izleyenler olur da, onları tanıyanlar olur da giderler, söylerler de gelirler buraya. Duymuyorlar mı ne? Duyuyor. Bir de böyle televizyon kanalıyla duysunlar bakalım. Televizyon evinde. Teyip evinde. Hepsini duyurdular. Peki senin kim var şu anda? Çoluk çocuk mutlaka vardır. Benim çoluk çocuk yok. Evlenmedim ben. Ha evlenmedin sen. He, akrabalar var. Birader var burada. Burada dur. Burada dur. O köyde dur o. Evet. Şimdi buradamış ya. Evet. Gelip gidiyor mu yanına? Geliyor. Bayram Ramazan girince geldi işte. Ramazan'da geldi. Önce yakında gelmedi. Ama bakıyor sen maşallah rahatın iyi burada. İyi. Onun için pek arada sırada geliyor yani. Arada iyice. Onların da bir geçim derdi vardır canım. Onların da bir kendine göre işleri güçleri yoğundur yani. Vardır canım. Olmam mı canım senin? Evet. Sen evlenmedim diyorsun. İşte evlenmiş amcacımız, amcamız evlendi. Kız oğlan yok mu? İki kız mı var? Dört oğlan öldü. Ha dört oğlan öldü. Dört oğlan öldü. Yaşayanlar bu kızlardı. Yaşayanlar. Peki biz devam edelim. Burada da iki amcamız var. Onlara da bir hal hatır soralım.
Seni tanıyalım bir, ismin ne? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasın. Ben Kepçut'tan. Hangi köy? Eşeler Köyü'nden. Eşeler Köyü'nden. Kaç yıldır buradasın amcacığım? 3 yıldır buradayım. 3 yıldır. Nasıl geçiyor bayram? Çoluk çocuk var mı? Çok güzel geçiyor, çok iyi. Ben yeni geldim memleketten. Bayramdan evveli geldim. Şeye gittin. Gittim, evet. Köyden gezdim, geldim. 2 defa gittim geldim. Şimdi istemiyorum, gitmeyeceğim. Gitmedim. Biz zaman zaman böyle huzur evlerine bayramlarda geliyoruz, ziyaret ediyoruz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz diye. Çok iyiyiz efendim. İyi misiniz? Çok iyiyiz. Allah iyiliğinizi devam ettirsin. He, amin, cümlemiz her hususta. Evet. Her hususta bakımımız, temizliğimiz. Gözüne ne oldu, geçmiş olsun. Gözüme köyde düştüm böyle yüzü koyun. Onun için gözüm acıdı. Bak 3 günlüğüne köye gittin, gözünü düştün. Ya. Orada. Evet. Burada öyle bir şey yok değil mi? Yok yok, öyle bir şey yok. Rahatsın burada. Rahatımız çok iyi, çok bakımımız iyi. Her hususta. Her hususta. Arkadaş var, eş dost var. Bak arkadaşlarımla konuşuyoruz temiz temiz. Evet. İyi bitiyoruz temiz temiz. Çok muhammadiz. Rahatımız iyi. Peki eskiden böyle biraz aman ben şeye gitmem, huzur evine gitmem, böyle huzur evine biraz pek sıcak bakmıyorlardı. Ne diyorsun? Ben gönüllü, kendim gönüllü yazıldım da geldim böyle koşturarak. Annemin, çoluk çocuk var mı? Çoluk çocuk var ama öldü, ailem öldü. Evet. 4 tane torunum var. Hmm. 2 kız 2 oğlan. 4 tane torundan da 8 tane torun var. Kalabalık. Torunun çocukları yani. Evet, torunun çocukları. Evet. İyi, şimdi. Olsun, onlar burada ziyaret etsinler seni. Gel, Salı Pazarı'na gelirler, köyden 2 hafta, Salı günleri 2 araba gelir. Onlar da gelirler, süt yoğurt getirirler bana. Ben de giderim oraya, orada görüşürüz. Orada görüşüyor. Orada görüşürüz. Olsun, senin evet. Burası hani şehirde sanki bir evin var da evde aynı, burada kalıyormuşsun gibi. Aynı, aynı. Bir fark yok. Kendi evimde kıymetli bura benim için şimdi, o an için. Evet. Bu an için ben çünkü kendim. Belki bir yerde kendi evinde yalnız kalsan canın sıkılır, aş yemek, bak aş yapamadım da geldim diyor. Ben hanım öldükten 1 sene kalamadım köyde. Yalnız? Yalnız. Olmadı? Olmadı, yapamadım. Halam oğlu vardı, halam oğluna dedim ki beni şey götür. Huzur evine. Ama gönüllü geldim diyorsun. Kaç yaşındasın? 82. 82 maşallah. Ama iyisin, dinçsin canım. Ne bileyim yani. Sigara falan içtin mi zamanında? Zamanında içtim. 15 sene falan onu bırakalım. Bıraktım. Şu anda var mı bir rahatsızlığın, herhangi bir rahatsızlığın? Yok, şimdilik yok. Bir şikayetin de yok. Şikayetim yok şimdi. Peki. Allah daha sağlıklı nice günler diliyoruz size. Sizi bir tanıyalım. Ben Çanakkale'deyim. Çanakkale'li misin? İsmim Hüseyin Çetiner. Neresinden Çanakkale'li? Bayramistan. Bak hemşerim var burada. Bayramistan. Evet. Erol da bizim Çanakkale'li. Tebrik ederiz. Evet. Yani benim hiçbir şikayetim yok. Hiçbir sorunum da yok. Yani rahatımız iyi burada, güzel. Rahat iyi. Burayı tercih etmenizin sebebi ne Balıkesir'e? İşte yalnız kalmamak için. Olduğum yerde yalnız kalıyor. Anneme bakıyordum ben. Çanakkale'de var mı eş, dost, akraba, hısım? Var var var. Kim var? Var, biraderin çocukları var mesela. Bayramlarda geliyorlar mı? Gelemediler, hiç daha gelemediler. Gelemediler mi? Gelemediler. Uzak oluyor ya. Uzak geliyor biraz herhalde. Ama bayramın dışında bir yolu düşerlerse gelirler. Gelmek istediğin gelirler. Ama sen daha genç değilsin, sen de gidebilirsin. Benim romatizma var ayaklarımda da. Ben fazla yürüyemiyorum yani. Yaş kaç? Yani 60, 74. 74, iyi. Peki, seni tanıyalım amcacığım. Ben Erzurumluyum. Erzurumlu musun? Baştan mı anlatayım, sonra kısa mı anlatayım? Kısa anlatalım. Daha içeri geçeceğiz. İçeridekilerle görüşeceğiz. Çok kısa anlatalım. Seni buraya hangi rüzgar attı? Şimdi beni buraya rüzgar şöyle. 91 senesinde İstanbul Kadıköy'ünde savcı beni Göztepe huzur evine yatırdı. Oradan evlendim. Edirne'ye geçtim. Tamam. Oradan da tayinimi aldım. Bursa'ya geçtim. Sen bir huzur evlerini dolaşıyorsun hepsini. Evet. Orada da eşim vefat etti. Tekrar bir hanım aldım, buraya geldim. Şimdi burada hanımla evlisin. Ben burada eşimle beraberim. Rahatımız güzel. Eşini hangi şehirdeyken aldın? Bursa'dan aldım. Bursa'dan aldım. Bursa'dan. Kendi de Bursalı mıydı? Hayır, kendisi Ordulu. Ordulu. O da Karadeniz evindeydi, evet. Evet. Ondan sonra efendime söyleyeyim, buraya geldi. Zaten ben burada 3 tane askerlik yaptım. Balıkesir. Topçu Alayı'nda 3,5 tane askerlik yaptım.
Ondan sonra oradan da buraya tayinimi aldım geldim. Eşim öldükten sonra. Evet. 9 senedir buradayım. Evet. Rahatımız iyi. Her şeyimiz güzel. Bakımımız güzel. Huzur evi deyince insanlar dışarıdan şöyle bir... Yadırgıyorlar. Artık eskisi gibi yadırganmıyor. Hayır. Şimdi ben şöyle konuşayım. Huzur evi dediğin zaman bilmeyenler yadırgıyor. Amcacığım neden biliyor musun? Kötü örnekler vardı eskiden. Onlar akıllarına geliyor. İşte orada bize bakmazlar, döverler, söverler falan. Onlar eskidendi. Şimdi nasıl? Şimdi burası istirahat yeri. Evet. Bir sorunumuz yok. Sabahleyin kahvaltı yapar, çarşıya gideriz. Gece 11'de geliriz. Amirlerimiz, memurlarımız bir soru sormazlar, bir şey yapmazlar. Efendime söyleyeyim. Bak her şeyimiz güzel. Evet. Bir yani, sıkıntımız yok diyorsun. Kısıklığı hiçbir şeyimiz yok. Bir baksana mis gibi havası da var. Kısıklı hiçbir şeyimiz yok. Şeyin yeşillikli. Hiç konuşayım yani. Evet. Hiç kısıklı bir şey yok. Ne müdürümüzden, ne müdür mavinlerinden, ne sosyaldan hiçbir yerden bir sıkıntımız yok. Balıkesir'in en güzel mutena bir yeri burası. Yüksek, serin. Balıkesir ben buradayken 49'da Balıkesir böyle değildi. Böyle değildi değil mi? Nasıldı 49'daki? Köy gibi bir yerdi. Küçük müydü? Küçüktü. Ama çarşısı vardı ama. O. Vardı ama evet. İşte o şey Ziraat Bankası'nın o çevreler vardı başka yok. Evet. O hamamda. Çarşı izinde mi çıkıyordunuz? Evet. Hamama gelirdik. Ama sende çok olmuş 49-50 desen 60-70 sene önce. Değil, evet. Maşallah. Evet. Peki yani huzur evine tavsiye ediyorsun yani. Ben çok memnunum. Çok daha gelene de tavsiye ederim. Düşmanım olsun ona da tavsiye ederim. Peki çok teşekkür ediyorum. 88. 88. 88. Maşallah ama çok dinsin. Erzurumluyum. Evet. Bizim içimiz dişimiz kemiklerimiz tereyağıyla beslenmiştir. Bundan böyle duruyor. Bal da yedin mi? Oo. Bak. Tereyağı, bal yedin. Ah. Maşallahın var ama senin. Şimdi bak 88 yaşındasın ama 18 yaşında gibisin. Sevgili seyirciler, bugün bayramın ikinci günü ve huzur evindeyiz. Huzur evi sakinleriyle söyleşimize devam edeceğiz. Bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar buradayız. Sevgili seyirciler, reklamların ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Bayramın ikinci günü bugün ve biz de huzur evi sakinleriyle birlikteyiz. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar, günleri, bayram günleri nasıl geçiyor onları konuşacağız. Şimdi bahçedeydik ve içeri geldik. Sizi bir tanıyalım ablacığım. Ben Nimet'i Kargı, Kütahyalıyım aslen. Evet. Altınluk'tan geldim. 30 senedir Altınluk'taydık. 2000 yılının 8'inde eşimi kaybettim. 3 sene oldum buraya geleli. Yani eşiniz öldükten sonra evet. Bir müddet yine yalnız kaldınız. Yalnız kaldım. Altınoluk'ta. Altınoluk'ta 1,5 sene kaldım. Baktım olmuyor. En güzel yer bir arkadaşım vardı burada. Bir subay hanımı. Serpil Hanım. O bana buraya tercih etti. Ve o yüzden buraya geldim. Ve çok memnunum. Allah'ın çok sevgili kuluymuşuz. Allah bizi buraya kısmet etti oğlum. O yüzden çok mutluyuz diyorsun. Huzurluyuz. Evet. Her bakımda. Her peki, bakımda. Şimdi bir kere huzur evinde nasıl geçiyor günleriniz? Bir onu anlatalım, bir de bayramı konuşacağım. Evet, huzur evlerinde gayet güzel geçiyor. Sabahleyin güzel iniyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Evet. Tekrar yukarı çıkıyoruz, yukarıda tekrar çayımızı yapıyoruz, başka içiyoruz. Arkadaşlarla beraber oturuyoruz. Evet. Gayet güzel, gayet mutluyuz. Evet. Çok güzel günümüz geçiyor. Yani adı üstünde huzur, huzurluyuz diyorsun. Huzurluyuz. Huzur evi. Huzurluyuz. Evet. Memnunuz. Amirlerimizden, memurlarımızdan, çalışan kızlarımızdan, hepsinden. Peki eşiniz öldü. Çoluk çocuk var mı? Bir kız, bir oğlum var. Kızım İstanbul'da yüksek uçak makine mühendisinin evli. Ondan iki torunum var. İkisi de yüksek mühendis. Peki onlar gelip gidiyorlar mı? Dün geldiler. Ha, dün buradalardı. Dün bayramlarda geliyorlar yani. Dün geldiler evet. Ve döndüler. E tabii siz Altınoluk'ta da olsanız yine gelecekler. Bir gün kalacaklar, gidecekler. Evet. Evle buranın bir farkı yok. Evet. Yani. Hayır Altınoluk'ta değiller. Onlar İstanbul'da. Anladım. Hayır Altınoluk'ta evde olmuş olsanız huzur evinde değil de yine aynı. Muhakkak, gelecekler gidecekler. Muhakkak. Onlar bana götürmek istiyorlar temelli. Evet. Buraya geldi kızım benim eşyalarımı attı. Burada olamazsın yapamazsın gideceksin dedi. Ben dedim katiyetle gitmem. Benim dedim yerim burası. Sen dedim bütün eşyamı at. Ben onları tekrar dedim alırım yerini korum. Yani istemiyorum burada kalmanızı size. İstemedi. Ama siz istiyorsunuz. Ben istiyorum. Benim doktorum başımda, sağlıkçılarım başımda. Başım ağrısa, dişim ağrısa burasını yapamadığını hastaneye götürüyorlar. Bak kolumda birazcık bir arıza var. İki oldu hastaneye götürüp getirdikleri. Bundan iyisi can sağlığı oğlum.
Evet. Bundan iyisi can sağlığı. Orada olsan, sen kendi evlerinde olsa onlar 24 saat seninle yaparız birlikte diyorlar. Olamayacak. Yaparız diyorlar ama imkanı yok. Ben diyorum kendimde bir huzursuzluk hissediyorum diyorum. Hemen geliyorlar, tansiyonumu ölçüyorlar, şekerimi ölçüyorlar. Her bakımdan. Burada 24 saat gözlem altında. Tabii gözlem altındayız. Şimdi başım ağrıyor, dişim ağrıyor desem hemen gelirler. Ama şimdi ablacığım şu da var ama. Bir evlat da annesinin yaşlılığında kendi evinde ona bakmak, onunla birlikte olmak. Çünkü gitti mi bir anne baba bir daha gelmiyor geri. Gelmiyor işte. Birlikte olmak isteyebilir ama bu isteklerine de biraz sıcak bakmakta da fayda var. Şu bakımda. Evet. Ben onlara misafir olarak gidiyorum. Ha, kalıyorsun öyle. Tabii tabii misafir olarak gidiyorum, geliyorum. Hmm. O ayrı. Oğlum da Kütahya'da. Evet. Onun da iki oğlu var. Onlar da işte kimisi elektrik işçisi, kimisi lise mezunu. Onlar da çalışıyorlar. İşte onlara da gidiyorum. Şimdi acaba konu komşu, etrafındakiler ya annenizi niye huzur evine veriyorsunuz gibi sözler mi tavırlar ediyor acaba? Böyle bir tavırlarda mı? Bu tavırlar doğru mu? Muhakkak, muhakkak. Çünkü burayı onların istediği gibi bir yer olduğunu bilmiyorlar. Buranın nasıl olduğunu bilmiyorlar. 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 Sonra bir defa huzur evinde bir bayağı yaşlıyı böyle yer fırçasına yıkadığı çıktı. O milletin gözünün önünden gitmedi. Ama oldu bir kere geçti gitti canım öyle bir şey. İşte onu unutmuyorlar. İşte onu unutmuyor. Öyle bir şey olsa zaten siz durmak istemezsiniz. Hayır. Al kızım beni götür buradan dersiniz. Yok imkansız. İmkansız. Gayet güzel. Her şeyimiz güzel. Daha ne diyelim? Daha ne isteyelim? Siz diyorsunuz ki ben burada huzurluyum. Evet. Çoluğuma çocuğuma gidersem orada yük olurum. Ben yük olmayayım. Ben burada kalayım diyorsunuz. Tabii. Ondan buradasınız. Evet ondan. Şimdi elim ayağım tutuyor. Yarın bir gün elim ayağım tutar tutmaz. Ama burası her şeyime kefil. Yani tutmadığı zaman da burada rahat bakılacaksın. Tabii. Bundan eminsiniz. Yani. Tabii. Tabii. Görüyoruz. Görüyoruz. Bu tarafta onlar var ya. Nevir var. Evet. El ayağı tutmayanlar orada. Her türlü bakım görüyoruz. Tabii bakım yapılıyor. Her türlü temiz. Ama yine de şu var. Çocukların, evlatların da o yaşlılığın son zamanlarında biz annemizle babamızla birlikte olacağız. Ha bir dakika bak şimdi buraya geleceğim. Olacağız demelerine de onlara da ihtiyarlarında saygı göstermesi lazım. Çünkü ben son anlarında annemi her gün ben yıkamak istiyorum. Annemin saçını taramak istiyorum. Anneme bakmak istiyorum diyen bir evladı da isteğini de yerine getirmek lazım. Çok gayet içten diyorsa. Çünkü reklamdan önce bir amcayla konuştuk. Gelmiyorlar diyor. O öleleri de var. Evet. Peki. Seni bir tanıyalım bakalım. Beni tanı çocuğum. Allah tanısın. Evet. Nedir senin adın soyadın? Bunun yerlisiyim. Ayvalık'ın çocuğuyum. Öyle mi? Evet. 6 tane çocuğum oldu. Ama çocuğum olan yere hayırsız bir eşe düştüm. Anlaşamadık. Altısı da mı hayırsız çıktı? Tohum neyse evlat olur. Buydu ekersen buydu alır. Babadan kaynaklanıyor diyorsun. Evet. Allah Allah. Ama dar ekersen çaldar olur. Dar ekersen darı çıkar. Kadınlar tarla, babalar tohum. Ama bütün her huyu da canım babadan mı alıyor anadan? Alır. Çünkü tohum ondan. Buydu iyi. Yani kötü huy olursa anadan diyor. İyi huy olursa babadan diyor. Söyleyince tekrar evlenince ondan belki. Evladım bir kere tohum buyduysa buydu, çaldarsa çaldar, darısa darı. Tamam. Baba neyse evlatlar da o huydan gider diyorsun. O biraz söyledik. Çünkü... Peki nedir durum? Ne oldu sonra? Anlaşamadım. Ben bir zaman işime denk gele düşemediğim için ayvalık çocuğum anlaşamadım ayrıldım. Tamam. 6 tane evladım vardı. Tamam. Ben kendimi dışa kalka Cenab-ı Allah'ın yardımından ben bugüne bu Allah'ımın şeysine... Devletimin yuvasına girdim. Ana kapısı bir, devlet kapısı iki. Allah kapısı üç. Bizi Cenab-ı Allah dünyada yaşatırsa bu kapılara hepimiz müstahak. Tamam teyzeciğim öyle güzel konuşuyorsun ki. Ben şu anda devlet kapısındayım ben diyorsun. Evet. Nasıl memnun musun, huzurlu musun? Bundan nankör gelenin gözüne dizine dursun. Yediğimiz önümüzde yuvada. İstediğimizde nane yıkanıyoruz. İstediğimizde nane yiyoruz. Bundan şikayet eden varsa diyor gözüne dizine dursun diyor. Ben de bu. Ve yapanın da ağzının terbiyesini verecek olur. Beni şikayet ederlerse
bu hususta kavga ediyoruz. Mesela kabul etmiyor. Peki sen Ayvalık'ın yerlisi misin? Mübadeleden mi gelmiş? Babam her şeyden gelmem. Midilli'de Atatürk'ün dedi. Tamam, o mübadelede gelmişler. Onların, ben burada Ayvalık'ta doğma büyümüyorum. Doğma büyümesin. Evet. Annem Altınova'dan Ayvalık'ta, babamla evlenmiş. Annemin yeri Altınova. Tamam. Babamın yeri için Midilli'den Ayvalık. Ben de onun çocuğuyum. Peki buraya kaç sene oldu geleli? 3 bitti, 4. seneye döndüm. Peki kendi isteğinle mi geldin? Yardım ettiler. Orada ben Balıkesir, Çanakkale'de oturdum. Çok hastalandım, devlet hastanede. Elimde de tabii sağlık, kocamdan kalma defterim vardı. Beni arz ettiler, buraya valiye teslim ettiler. Peki bayramda akrabalardan gelen oldu mu? Benim akrabam yarısı öldü, kimse öldü. Ben akraba, insana akreptir. En düşman akrabadır insana. Öyle. En düşman evlattır, kesmeyin lafımı. Beslersin, büyütürsün, gözünü çıkarmaz. Öyle deme canım. Hayır. Biri alıyor karı, biri alıyor koca, içeri el giriyor. O el seni zehirliyor. Bunu bana itiraz etmeyin. Oğlum var deme, el kızınla evlenmeyince. O laf, güveyi onu mu söyleme, diyor? Güveyi de dedi ki, oğlu var, o baksın, ben bakamam diyor. Ah be teyzeciğim, şimdi öyle deme. Çok iyi de evlatlar var ama canım. Ben kendi şahsıma konuşuyorum. Onu değişti ama canım, işte sen kendi şahsına konuştuğun için. Yine de annesine babasına çok hayırlı evlatlar var. Varsa ben görmüyorum, Allah görüyor. Hayırlısı da hayırsını. Ben üstüme düşeni konuşuyorum. Evet. Kendi şahım, ben alemden girmiştim, çıkmıştım, yok. Bana alem için soru sovale çekme. Sen bana sordun, ben sana derdimi söylüyorum. Tamam, ben böyleyim, böyle yaşadım, benimkiler böyle burada diyorsun. Burada rahat, Allah cennetimizde de böyle versin. Ama bak teyzeciğim, şimdi bak, ananın duası... bir annenin duasını almak o kadar iyi bir şey ki. O ondan senin evlatlar. İhtiyacı olaydı. Evet. Benim evlatlar dört elinden bana sarılırdı. Onların da bana ihtiyacı yok. Benim Cenab-ı Allah'a devlete ihtiyacım. Ama senin şu anlattıkların bazı evlatlara, bazı çoluk çocuklara da ders olsun. Bak bir evlat, bir hayır, ananın babaya. Eğer ben evladımı dünyaya getirdim bu kadar. Eledim, beledim, büyüttüm. Eli ekmek tuttu, koynu karı buldu. Ötekini koynu koca buldu. Ama ana huysuz oldu, kötü oldu. Kes, fazla konuşmayın bana. Tamam, ama ben burada huzurluyum diyorsun. Oo. Yalnız ben ölürse benim moruka sokmasın, benim yerim Ayvalık. Sarıkayalar'da benim bütün baba sülalim. Dilerim devletime beni oraya gönderir. Götürürler, burada öyle şeyler oluyor değil mi? Son arzusu yerine geliyor. Yani morga sokma. Bunları yerine getirirler. Ama sen iyisin maşallah. Allah gecinden versin. Cenab-ı Allah bana, Allah bunu dünyada nasip etti. Ahiretim de inşallah müşkül böyle olsun. İşte sevgili seyirciler, bayramda huzur evindeyiz ve huzur evinde çoluğundan çocuğundan bulamadığı mutluluğu, huzuru huzur evinde bulan bir teyzemiz. Evet, ben buldum ama herkes benim gibi olamaz. İyisi de var, kötüsü de var. Peki. Çok teşekkür ediyorum sana. Beni ayıplamadı değil mi? Ne ayıplı? En büyük düşman insana evlattır. Evlat hayırlı olur. Ben seni ayıplamıyorum. Sana bu sözlere... Evlat sarılardı. Bak teyzeciğim, sana bu sözleri söyleten evlatları ayıplıyoruz biz. Peki. Allah sana... Ne diyor biliyor musun? Oğlum bakın bana düşmez. Ben bir tane kar aldım diyor. Doğru. Peki. Peki. O evlatlar utansın. Sen biz o evlatları ayıplıyoruz. Seni ayıplamıyoruz. Peki, Allah doğrusunu yapın. Peki teyzeciğim. Burada... Yalnız borka sokmayın. Tamam. Buradan... Benim Sarıkaya'da Ayvalık. Tamam. Buradan yetkililere de sesleniyoruz. Ben öldüğümde morka sokmayın diyor. Evlat diye kimse almasın. Peki. Seni tanıyalım. Ben onların için işi yok burada. Evet. Ben onların çoğuna çıkarmasın. Ben 11 seneden beri buradayım. 11 seneden 11 beri. Seneden beri. Bu rahatsızlığınız ne zamandı? Çok oldu. Evet. 32 senedir rahatsızlık. 32 senedir. Buraya kadar dolmuşum ben. Evet. Uceyden. Üstüme geldim. Beni söyleyeceğim. Şu anda rahatım değil yani, bir şey diyemek. Peki. Peki. Teyzeciğim tabii biz sorduk. Anlattı derdini ama ne diyorsun? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsun? Valla ne gibi değerlendirmeye ben bir şey söyleyemem. Rahatım değil. Evet. Girip çıkıyoruz. Gelip gidiyoruz. Evet. Hiçbir şey de şey yok. Yani şikayet yok. Bir namus, bir evlat. Peki. Burada biz dolaşırken tesadüfen bir tanıdık, bir de yanında huzurevi sakini var. Atatürk Düşünce Derneği Başkanı Necati Bilge Türk ile birlikteyiz. Siz de ziyarette misiniz?
Şimdi benim iki annem var. Biri Sakarya'da, biri de burada huzurevinde. Evet. 85'ten beri tanışırız. Dünyada kimsesi yoktur. Oğul evlat gibi her hafta gelirim. 15'te bir gelirim. Ne kadar güzel. Kendisini nasıl tanıştınız? 85 yılında Muammer abisi vardı. Bir ufak dükkanları vardı matbaa üzerine. 3 sene önce vefat etti. Gezdik, tozduk. Ne yaparım, ne ederim? Geldi, beğendi. Buraya getirdik. Şu anda burada huzurlu, mutlu. Ama bir sürü değil ameliyatlar mi getirdim. Ha tabii. Evet. Peki. Ben Mübeccel Çetinkaya. Siz öğretmensiniz. Hayır. Mübeccel Çetin Bakış. Yani o Çetin Bakış. Bakış sizin öğretmenlerinizdi belki onlar. Evet, benim öğretmenimdi. Mübeccel Çetin Bakış. Siz Çetinkaya. Çetinkaya. Matbaacıyım. Evet. Kendi matbaam vardı. Balıkesir'de mi? Evet. Koca Tahtin karşısında Kaya Matbaası'ydı. Evet. Yıllarca çalıştık erkek kardeşimle beraber. Matbaa ona aitti. Beni de bana da matbaacılığı öğretti. Hmm. Önce bankacıydım. Sonra beni yanına aldı. Beraber çalıştık. Evlenmediniz mi hiç? Hayır. O hiç evlenmediniz. Hayır. O kardeşin de evlenmedi. O da evlenmedi. O sağ mı kardeşim? Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Yıl oldu. Hep beraberdiniz değil mi onunla? Siz? Hep beraber. Evimiz, her şeyimiz beraberdi. Beraber yaşadık. Buralara gelirdik zaten. Biz yardımlaşma için buralara onunla beraber gelirdik. Burayı biliyorum. Eskiden beri çok da sevdiğim bir yerdir. Sonra yalnız kalınca böyle bir yerde yaşamayı düşündüm. Necati Bey de bana yardım etti. Allah razı olsun. İşte bu şekilde yaşıyoruz artık. Çok da rahatız. Evet. Burası iyi. Gerçekten de herkes buradan memnun. Böylesi bir ortamda bulunmaktan, yediğimizde, içtiğimizde, yıkananla her şeyimiz çok güzel. Dört dörtlük. Evet. Çok. Abla da öyle diyor, teyzemiz de öyle diyor. Bak her şeyden memnun. Her şeyimiz çok güzel, çok mükemmel. Yalnız buranın bir hatası var. Buraya her geleni almışlar. Yani şey olarak mı? Sakin olarak, huzurevi. Evet. Ya bir seçme yok. İhtiyacı olan geliyor. Yardım istiyor, alıyorlar. Ama tabii devletin bir şeyi vardır, standartları var. Düzeldi burada devletin zaten. Ama yani memnunuz arkadaşlar birbirimizden. Herkes, idareden de çok memnunuz. İşte böyle yaşıyor. Necati Bey de bakın size evlatlık yapıyor. O benim oğlum. Ne kadar güzel. O benim oğlum. Evet. Allah razı olsun daima. Benim bütün ihtiyaçlarımı görür. Sonra İyi veya kötü günümde daima yanımdadır. Sıkıldığım zaman hemen çağırırım. Evet. İşte böyle yaşarız. Evet başka. Peki Mübeccel teyzeciğim, size burada huzurlu, sağlıklı, iyi günler diliyoruz. Ben senin elini bir öpeyim bakalım, gel. Çok yaşa. Allah sana. Sana da evlattan böyle yapmasın. Tamam. Amin, amin, amin. Peki şimdi bu tarafa geçelim. Burada sakinlerle beraber olalım. Davet edilen yere gidelim. Bakalım burada bir böyle foter şapkalı bir amcamız, bir abimiz var. Amcamız tamam. Demeyelim de abimiz diyelim. Tamam. Yaşlandırmayalım seni. Seni bir tanıyalım. Ha, yaşlıyım ben. Seni bir tanıyalım. Ben Bandırmalıyım. Bandırmalı mısın? İsmin ne? Hilmi. Hilmi. Ya. Soy ismin de Allah. Gürler. Hilmi Gürler. Ya. Ne yaptınız siz ne gençliğinizde? Neredeydiniz? Bandırmada mıydı? Fotoğraflar yanımda olsa gösterdim ama öteki patladı. Ne oldu? Ne yaptınız? Siyasetçi miydin? Ben büro çalıştırdım. Büro? Büro. Boşanan cinayet işi. Yani kavga yapan boşanan. Bandırmada? Bandırmada. O adliyenin oralarda mıydı? O yanlardaydım. Arzualcıydınız siz? Arzualcı değil de büro diyorlar onlara. Tamam. Büro diyorlar. Evet. Peki kaç yıldır buradasınız? Ben 5 ay oldu girer. 5 ay oldu. hanımınız... Hanımım 28 sene oldu öyle, biri de 12 sene oldu. Yani, hanım öldükten sonra ikinci hanımla evlendiniz, o da öldü. 12 sene, 10-11 sene kendi kendinize baktınız. Gelmeyeyim iddia ediyorum buraya. Gelmeyeyim dediniz. Tabii direşiyorum gelmeyeyim diye. Peki geldikten sonra keşke gelseydim mi dediniz? Vallahi şimdi desem yalan yani. Yani çok iyi ama bana iyi değil yani. Çok iyi, yer bulunmaz. Ama ben biraz daha yalnız kalmayı, sakin kalmayı seviyorum mu diyorsunuz? Ya yalnız kalmayı istemiyorum ama korkulunca ben fena oldum. Evim duruyor benim evlerim. Bandırma'da yok, köyde duruyor evlerim. Evet. Hangi köy? Gülabilik ama bir dakika saklıyor Bandırma'ya da. Benim köyüm. Köyün ismini anlıyor musun? Hilmi, Gülabilik. 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 He.
Peki, yani ben buraya gelsem de olurdu, gelmesem de, ama günden güne kendi işlerinizi göremez hale geldiniz. Şimdi geldiniz. Tabii. Kolum kırılınca ondan geldim. Çoluk çocuk var mı? Hepsi öldü. Tebeli gördüğün gibiyim. Nasıl, çocuklarınız da mı öldü? Hepsi öldü. Tebeli gördüğün gibiyim diyeyim. Hiç sorma. Tamam. Sormayayım canım. Ben yani sorma dediğin yerde sorma. Yok, sorsan da böyleyim. Evet. Peki bayramda kimler geliyor? Bayramda Arife günü geldiler. Benim bacanamın çocukları geldi. Onlar geldi. Onlar. Yani ziyaret ediyorlar. Aa, gelip götürecekler. Ben gitmedim ben. Ha, geri mi götürecekler? Tabii, bayrama ya. Evet. Yani şimdi burada huzur evinde çoğu işte çoluğu çocuğu atıyordu orada, orada duruyorlar mecburen, bir anlamı da çıkarmayalım bu işten. Herkes kendi gönüllü. Bak kaç tane gönüllü gördüm ben burada. Evet. Benim anlayabildiğim bayram sabahı bile babaları çağırmıyorlar ya. Bayram sabahı. Bırak bir ay şeyi, Ramazan'ı. Bayram sabahı toprağa bulursun babam be. Burada hepsi. Ha, bazıları diyorsun ki sen, bayram günlerinde alsınlar götürsünler. Diyorsun. Tabii bayram, o akşam alacaklar. Ya. Tamam, anladım. Öyle izin var. Seni tanıyalım. Hamdi Doğru. Hamdi Doğru. Hamdi amcacığım, nerelisin sen? Ben Bandırmalıyım. Siz bu hemşerisiniz. Hmm. Peki hangi köyünden? Bandırma'nın Erikli köyünden. Ziraatlık köyünde 20 sene bekçilik yaptım. 23 sene. 23 sene bekçilik. Evet. Yok mu kimse? Yok. Var, kardeşlerim var ama dağıldık bu babam. Peki şimdi biz yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Bu huzur evindeki insanları şöyle bir gösterelim dedik. Bayram nasıl geçiyor dedik. Sen neler söyleyeceksin son olarak? Ben buraya ailemle beraber geldim. Evet. Ailem vefat etti. Çok oldu mu? Ne zaman? Bir sene mi? Bir sene mi? Başın sağ olsun. Hala üzüntülüsün. Ama tabii ki çoluk çocuk var mı? Yok. Yok. Aileyle biraz teselli buluyordun tabii hanımınla. Evet. Ama şimdi yalnız başına evde olsan daha sıkıntı, daha fazla olmaz mı? Olur. Burada rahatım. Rahatsın değil mi? Çok. Ne iş yapıyordun gençliğinde? O 23 sene bekçilik yaptım dediğinin. Ondan önce de çevercilik yapıyorduk. Yapıyordum. Köyde? Köyde. İstanbul'da inşaatçıydım. İstanbul'da durdum. Sen bayağı gezdin. Sene çok gezdim ben. Ama yani burada, burası benim için iyi diyorsun. Benim için burası şahane. Çok iyi. Peki. Peki. Orada bir abimiz, ben de bir konuşayım diyor. Geçmiş olsun size. Allah'ım. Evet. Çok teşekkür ederim. Siz nedir rahatsızlığınız? Benim rahatsızlığım Çanakkale'de. Ben iş icabıyla gittim. Esas Balıkesirliyim. Adım Oktay. Hangi, neresinden? İçinden? İçindenim. Kasaplar Mahallesi. Çanakkale'de ne oldu? Çanakkale'de dükkanım vardı. Yorgancı dükkanı. Evet. Bir kaza geçirdim. Araba vurdu. Öylelikle oradan beni aldılar. Kaç yıl oldu bu? 6 sene oluyor efendim. 6 senedir tekerlekli sandalye. Evet. Konya'ya götürdüler ambulansla. Valilik kanalıyla. Bir iyileşme imkanı yok mu artık? Kemiklerim yani, açıkçası yani kusura bakmayın ama Çanakkale Devlet Hastanesi'nde bakılmadım. Hmm. Hiçbir doktor. Ama 6 sene olmuş artık. O şimdi şu anda iyileşme şey yok mu? Yok. Yok efendim. Hiç mi belden aşağısı tutmuyor mu? Tutmuyor. Tutmuyor efendim. Peki. Söylemek istediğin bir şey var mı? Vallahi burada şimdi söylemek istediğim şey, ilk evvela burada Leyla Demirel başımızın baş müdürümüz. Evet. Ona hakikaten teşekkür etmek istiyorum. Evet. İsterim. Şimdi şu anda izinli. Evet. Maalesef. Bayram olduğu için tabii. Evet, bayram olduğu için tebrik edemedim bayramını. Ama burada o kadar güzel şeyler yarattı ki bize. Çok şeyler yarattı. Peki biz de ona... Aynı zamanda da hocalarım var, nöbetçi amirlerim, evet, ve Mustafa'larım. Onlara da teşekkür ederim. Yalnız bir tek kelime daha var. Sizden bir ricam var. Buyur, dinliyorum. Arzu ederseniz. Bakın, şu ayağımı görüyor musunuz? Evet. Heh, bakın can yok bunda. Tamam. Ben 7 sefer giriyorum doktora, 7 sefer sağlam raporu veriyor. Ben burasında ilgim yok yani, burada burasının şikayette değil. Eskiyi söylüyorsun. Ama ben, evet, daha bir ay evvel girdim. Hiç can yok. Burada bana nasıl oluyor sağlam rapor veriyor? Peki sağlık müdürüne onu iletirsin. Şimdi ilettim. Peki. Onu da ilettim ama doktor. Peki bir de buradan televizyon kanalıyla iletelim. Aynı zamanda da kameraman arkadaşıma ve sizlere ve sizlerin çalışan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim.
Buraya geldiğiniz için çok mutluyum efendim. Peki, hayırlı, hayırlı bayramlar olsun. Peki, size de hayırlı bayramlar. Sevgili seyirciler, geldik son abimizin anlattığıyla. Burada herkes, başta müdür hanım olmak üzere, bütün herkesten memnun. Buradaki hayatlarından memnun. Ama teyzemizin az önce söylediklerinde onu da göz ardı etmemek lazım. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.